Canlarım selam 90 günde ayet matematik kampımızın geldik bugün tamı tamına 26. gününe ve yine büyük bir gündeyiz yine bir ünitenin konu kısmını bitiriyoruz arkadaşlar bugün eşitsizliklerin konu kısmını nihayet tamamlıyoruz bugün iki video izleyeceksiniz şöyle rakamla şöyle elle gösterir iki video izleyeceksiniz arkadaşlar şöyle göstereyim iki tane video izleyeceksiniz birinci videoda eşitsizliklerin eşitsizlik sistemlerinden ve kat sayıları kökleri bilinmeyen olan eşitsizliklerin çözüm kümeleri ile alakalı sorulardan bahsedeceğim ama ağırlıklı olarak eşitsizlik sistemlerini konuşacağım bugün sizlerle. Ee, i̇lk videoda, ikinci videoda da eşitsizlikteki bölgeler ve grafikler. Daha doğrusu grafiği işledik ama eşitsizlikte bölge taramalar vesaire eşitsizlik sistemlerin koordinat ekseni üzerinde gösterimlerinden birazcık bahsedeceğiz. Ve eşitsizlikler ünitesini tamamlamış olacağız. Tabii ki konu anlatımını Efficionado testi serüvenimiz var. Bir sonraki gün yani 27. 27. günde de iki tane Efficionado testi videosu izleyerek eşitsizlik ünitesine komple noktayı koymuş olacağız. 90 günde ayet matematik kampı video ders kitabımız karşınızda ol. Evet şöyle açalım. Sayfa 90'lara geldik. Artık 100'ü devireceğiz arkadaşlar. Bir sonraki ders 100'ü devirmiş oluruz diye düşünüyorum. Çünkü bugün 98, 99, 100. Evet bugün 100. sayfaya ayak basıyoruz arkadaşlar. 98, 99, 100. Bu birinci videoda işlenecekler. 101, 102, 103. Bu da ikinci videoda işlenecek konular olarak sayfalar olarak karşımıza çıkacak. Bugün yani 26. günün birinci videosunun da 2 test ödevi var. Bir sonraki videonun ödevini o videoda vereceğim. Bu videonun ödevi arkadaşlar eşitsizlik test ee, dur bir hatırlayayım bir dakika. Eşitsizlik test 5 aynen. Eşitsizlik test 5 ve eşitsizlik test 6 arkadaşlar. Test 5 ve test 6'yı 2 e, testi bu videonun ödevi olarak yapıyorsunuz. Bir sonraki videonun ödevi farklı. Onu söyleyeyim. Bir sonraki videonun ödevi farklı. Tamam mı canlarım? Soru bankamızdan ödevinizde yaptığınız zaman zaten üzerinize düşen görevi layıkı veci ile yerine getirmiş oluyorsunuz. Çok güzel gidiyor AYT kampımız. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar konuşuyoruz. Hiçbir şey yüzeysel geçmiyoruz. Hiçbir şeyi atlamıyoruz. Her şeyi en uç noktasına kadar neyi konuşmamız gerekiyorsa konuşuyoruz arkadaşlar. Bir an bile neden burada olduğunuza dair bir şüpheniz varsa bu şüpheyi gidermek adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani bol bol iyi soru yani bütün seviye sorulardan çözülmesi gerektiği kadar çözüyoruz ve bunu e, güzel bir program, program çerçevesinde yürütüyoruz. Umarım siz kıymetli öğrencilerime de faydalı oluyordur diye düşünüyorum ve sloganımızla devam ediyorum. Böyle bir sloganımız yok ama niyeyse şey yaptım. AYT bizim işimiz diyerek Demek <laughs> bizim işimiz değilmiş boğazımda kaldı. AYT bizim işimiz diyerek dersime başlıyorum canlarım. Evet benim biricik öğrencilerim şimdi eşitsizlik sistemleri ile ilgili size bilgi vereceğim. Ne ola ki bu eşitsizlik sistemleri sistem. Ha. Eşitsizlik sistemi diyorsunuz hocam Evet kardeşim sistemi diyorum. <laughs> Birden fazla eşitsizliğin bir arada verildiği sisteme eşitsizlik, eşitsizlik sistemi adı veriliyor arkadaşlar. Neymiş? Birden fazla eşitsizliğin bir arada verildiği sistemlere eşitsizlik sistemi adı veriliyoruz. Veriyoruz. Eşitsizlik sisteminin çözümünde eşitsizlik sisteminin çözümünde sistemdeki eşitsizlikler çözülerek eşitsizlik <laughs> Evet eşitsizlik sistemini çözerken eşitsizlik sistemindeki eşitsizlikler çözünerek eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi bulunur. <laughs> yani bildiğiniz arkadaşlar eşitsizlik sisteminde birden fazla eşitsizliği bir arada çözeceğiz. Adam size bunu yapmanızı istiyor. Bak şimdi örnek 46. Gel şimdi. Bak. Şimdi ben sana güzel güzel anlatacağım. Diyor ki eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Şimdi iki tane eşitsizlik veriyor sana tamam mı? Bu birinci eşitsizlik olsun. Bu da ikinci eşitsizlik olsun. İki yolla anlatacağım arkadaşlar size. Şöyle iki tane yöntem anlatacağım. Birinci yöntem uzun yöntem. Ama bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Çünkü ÖSYM buradan direkt soru soruyor. Bak buradan derken eşitsizliğin uzun yöntemini bilmen... yani kısa yöntemini bilip uzun yöntemini bilmezseniz yapamayacağınız tarzda sorular soruyor. Ciddi söylüyorum bak. 2 sene önce sordu. Uzun yol şu. Uzun yol için şöyle birazcık daha yer ayaralım. Uzun yol dediğimiz şu. Öncelikle birinci eşitsizlik sistemini çözüyor. Eşitsizliği çözüyoruz. X'e X diye ayırdım. Eksi 3'e artı 2 diye ayırdım. Çarpımları eksi 6'yı toplamları eksi 1'i versin diye. Buradan bir kökümüz x eşittir 3 geldi. Buradan da bir kökümüz x eşittir. Eksi 2 geldi. Şimdi kökleri bulduk değil mi? Daha sonra şöyle bir sayı doğrusu çiziyorum. Ve sayı doğrusunda daha doğrusu uzun yöntemi yapıyoruz değil mi? Tamam. Kalsın bu. Öncelikle birinci eşitsizliğimden gelen çözümleri buldum. Kökleri buldum. Şimdi ikinci eşitsizliğin köklerini buluyorum. O da x'e x diye ayrılıyor. Eksi 4'e artı 3 diye ayrılıyor. Buradan bir kökümüz x eşittir 4 geliyor. Bir kökümüz de x eşittir eksi 3 geliyor. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Bu sefer ikinci eşitsizliğin çözümlerini yani köklerini buldum. Şimdi şöyle yapıyorum. Bu sayı doğrusuna bu eşitsizliklerde bulduğum köklerin hepsini yazıyorum. Bak şimdi önce eksi 3'ü yazdım. Sonra eksi 2'yi yazdım. Sonra 3'ü yazdım. Sonra 4'ü yazdım. Bakın sorunun bize sorduğu şeye dikkat edin. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulun diyor. Yani bu iki eşitsizliği aynı anda sağlayan x'leri bulunuyor. Yani hem birinci eşitsizlikteki şeyleri sıfırdan küçük eşit yapacak. X yerine yazdığım zaman. Hem de ikinci eşitsizliği sıfırdan küçük bırakacak. Bu ikisini aynı anda sağlayan x'leri bulmamı istiyor. Tamam mı? Şimdi bak Bunları yazdım. Bunları yazdıktan sonra buradaki çıbıkları indiriyorum. Bir tane buradan, bir tane buradan, bir tane buradan, bir tane buradan. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Burada iki tane eşitsizlik var. Dolayısıyla bu tabloyu böyle ikiye bölüyorum. Bu birinci satır, birinci eşitsizliğin, ikinci satırda ikinci eşitsizliğin çözümü olsun. Şimdi şöyle yapıyorum bakın. Birinci eşitsizliğe ait kökler, bakın birincinin kökleri 3 ile eksi 2. O yüzden sadece birincide 3'ü ve eksi 2'yi boyuyorum. Bak aşağı indirmedim tamam mı? Aşağının kökü değil bu. Şimdi ikinci eşitsizliğin çözümüne baktığım zaman 4 ile eksi 3. Ama eşitlik yok. Küçüktür diyor. O zaman 4 ile eksi 3'ü ikinci satırın hizasında kök işaretini alıyorum. Bu tabloyu yaptım tamam mı? Şimdi bak. Birinci eşitsizliğin en sağından işaretlendirmeye başlayacağım. Dördün sağından. X karenin katsayısı artı olduğu için artı ile başladım ve buraya artı yazdım. Hocam niye artı eksi diye yazmadınız? Dört çift kat değil ki. Dört çift kat değil ama ben şu anda sadece birinci satırın olduğu eşitsizliği çözüyorum. Dolayısıyla sadece birinci eşitsizliğin köklerine geldiğimde işaret değiştirebilirim. Dörde bakıyorum. Dörtte herhangi birinci satırda herhangi bir kök işareti yok. Zaten 4 birinci eşitsizliğin kökü değil. O yüzden 4'te işaret değiştirmiyorum. Ama 3'te işaret değiştiriyorum. Eksi 2'de de işaret değiştiriyorum. Ama eksi 3'te yine işaret değiştirmiyorum. Çünkü eksi 3 birinci eşitsizliğin çözümü değil. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi diğerine geldim. Ee, x karenin katsayısı yine artı olduğu için artıyla başlıyorum. Bu sefer burada kök işareti var. Demek ki bu 4 kökü ikinci eşitsizliğin bir kökü. Zaten onu biliyorum. Bak burada kök işareti var. Eksi 3 ikinci eşitsizliğin bir kökü değil. Eksi yine işaret değiştirmedim. Eksi 2 de ikinci eşitsizliğin bir kökü değil. Yine işaret değiştirmedim. Ama eksi 3 ikinci eşitsizliğin bir kökü olduğu için işaret değiştiriyorum. Ve buraya da artı yazıyorum canlarım. Şimdi bunu yazdım. Bu ikisini de yazdım. Şimdi birinciyi e, nereye soruyor bir bakalım. Birinci de küçüktür sıfırı. Küçük eşittir sıfırı soruyor. Yani sadece şuraya boyamamız gerekiyor. Bu arkadaş. Şöyle. İkinciye baktığım zaman ikincide de küçük sıfırları soruyor. Orada da şurayı komple boyamamız gerekiyor. Bak birinci satırdaki artıları ve ikinci satırdaki artıları almadım. Çünkü birincide de eksiği ikincide de eksiği boyamamı istiyor. İşte bunlar değil mi arkadaşlar? Peki burada bu ikisini de aynı anda sağlayan hangisi? Ne demek ikisini de aynı anda sağlayan? Yani hem birinci eşitsizliği taradım hem de ikinci eşitsizliği taradım. Bu eşitsizlik sistemindeki x'lerin bu iki eşitsizliği de sağlayan ortak x'ler olması için ikisinin de tarandığı ortak yeri almam lazım. Örneğin eksi 3 ile eksi 2 arasını alamam. Çünkü eksi 3 ile eksi 2 arasında ikinci eşitsizlik sağlıyor ama birinci eşitsizlik sağlıyor alamıyor. Dolayısıyla alacağım yer ikisinin de altlı üstü tarandığı yer yani eksi 2 aralığı olmalı. Peki eksi 2 ile 3'ü dahil etmeli miyim? Etmemeli miyim? Buna da şöyle karar vereceksiniz. Eğer ikisinde de varsa yani hem birinci eşitsizliği sağlıyorsa hem de ikinci eşitsizliği sağlıyorsa dahil edebilirsiniz. Ama bir tanesini bile sağlamıyorsa İkisini de sağlayan değerleri aradığımız için, ortak çözümü aradığımız için o zaman birini bile sağlamıyorsa ben bunu çözüm kümesine alamam. Eşitsizliğin çözüm, sistemin çözüm kümesine yazamam bunu. Ama burada bakıyorum, eksi 2 hem yukarıda var, aşağıda zaten var. Bu mavinin arasında zaten var. Burada içi dolu olmasına gerek yok. Sonuçta ikinci eşitsizliğin çözüm kümesi eksi 3 ile 4 açık aralığı. Eksi 3 ile 4 açık aralığında eksi 2 var mı? Var. E yukarıda var mı? Var. O zaman denk eşitsizlik sisteminin çözüm kümesine de eksi 2'yi dahil etmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi diğerine geliyorum. 4. 4 pardon 3 şu sınırdayım ya 3 yukarıda var mı yani birinci eşitsizliğin çözüm kümesinde var mı var İkinci de var mı var o zaman 3'ü de alıyorum eksi 2 virgül 3 kapalı aralığı bizim eşitsizlik sistemimizin çözüm kümesi oluyormuş yani eksi 2 3 aralığında eksi 3 de dahil olmak üzere bu aralıktaki bütün x'leri yukarıda gidip yerine yazdığınızda birinci denklemi ya sıfıra eşit bırakır ya da sıfırdan küçük bırakır ikinci eşitsizliği de her daim bu aralıktaki sayılar Sıfırdan küçük bırakacaktır arkadaşlar. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bu şekilde bulmuş olduk. Anlaştık mı? Şimdi ikinci yönteme geliyorum. İkinci yöntem şu arkadaşlar. İkinci yöntemde hani şunları buluyoruz ya. Bunlar yine aynı ikinci yöntemde yine değişen bir şey yok. Yine bu kökleri buluyoruz ikinci yöntemde de. Bunları bulduk. Sonra altla üslü sayı doğrusu yapıyoruz. Bak şimdi sayı do daha doğrusu şöyle. Birincisinin çözümlerini ayrı yapıyoruz. İkincisinin çözümlerini ayrı yapıyoruz şöyle. Diyoruz ki birincisinin kökleri eksi 2'ye 3, ikincisinin kökleri eksi 3'e 4. Birincisinde kökler dahil, ikincisinde kökler dahil değil. Birincisi artıyla başladı eksi artı, ikincisi artıyla başladı eksi artı. Birincisinde sıfırdan küçük veya sıfıra eşit olan yerler, ikincisinde de sıfırdan küçük olan yerler. Çözüm kümesini yazmadan bu çözüm kümelerini aş altlı üslü sayı doğrusunda gösteriyorum. Eksi 2 neresi arkadaşlar? Eksi 2 burası. Tamam. 3 neresi? 3 de burası. Peki eksi 3 neresi? Bak hizalı yazıyorum. Alt alta yazmamın bir sebebi var. Eksi 3 burası dahil değil. 4 neresi? 4 de burası dahil değil. Birinci eşitsizliğin çözüm aralığı arkadaşlar eksi 2 ile 3'ün arasında. İkincisinin çözüm aralığı da eksi 3 ile 4 arasında. Bu ikisini aynı anda sağlayan yerleri bulabilmek için şöyle ikisinin de altlı üstlü tarandığı yeri bölge içerisine almam lazım. Yani şu yeşille boyadığım bölge bu ikisini sağlayan çözümler olacak. O da zaten eksi 3,3 aralığı olduğunu ve bunların kapalı aralık olduğunu görebiliyoruz. Aslında biz aynı şeyleri yapıyoruz. Yani burada bu hareketleri yaparken aslında bu tabloda hepsini halletmiş oluyoruz. O yüzden ÖSYM'nin de önem verdiği bu olduğu için yani geçen senelerde aynı bu tabloyu verdi. Bu tablodaki kökleri vermemiş bize bu köklerden bazılarının toplamını toplamını soruyordu. Yani ikinci dereceden denklem ve eşitsizlik karışımı bir soruydu. O yüzden o soruyu gördüğüm için söylüyorum birinci yöntemi kullanmak bizim için daha güzel daha hayırlı arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama tabi bunda da 3 tane eşitsizlik olunca bir kat daha çıkıyoruz o zaman da laz müteahhit metodu gibi oluyor bu. Şimdi şimdi geldim 47. soruya eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Oğlum benim bu önüm niye bugün dağınık lan? Heh. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Peki buluyorum hemen. Bak bu bir eşitsizlik sistemi aslında. Çünkü şu kutu içerisine aldığım bir eşitsizlik aslında. Şuraya yazalım. Sağ taraftan sola doğru yazıyorum. X kare eksi 5 tane x eksi 4 büyüktür 2. Bu bir eşitsizlik aslında. Bir bunu çözmemiz istiyor. Bir de aslında şu da bir eşitsizlik. Şu. Yani nedir o da? X kare eksi 5 tane x eksi 4 küçük eşittir 10. Bu da bir eşitsizlik. Bu ikisini de aynı anda çözmemi istiyor. Aynı anda sağlayan x değerlerini soruyor. E peki hadi bulalım. Şimdi bunu bu tarafa attım. x kare eksi 5 tane x eksi 6 büyüktür 0. Bunu da bu tarafa attım. x kare eksi 5 tane x eksi 14 küçük eşittir 0. Şimdi bunu çarpanlarına ayırıyorum. x'e x diye ayırdım. Eksi 6'ya artı 1 diye ayırdım. Eee Tamam. Bunu da x'e x, e, x e ayırdım. Eksi 7'ye artı 2 güzel olur mu? Bence çok güzel olur. Eksi 14, eksi 5'i verir. Şimdi hiç köklerini bulmuyorum. Zaten belli kökleri. Sayı doğrumu çiziyorum. En küçük olan köküm bak. Eksi 2 geliyor buradan bir tane en küçük köküm. Sonra bir tane eksi 1 geliyor. Sonra bir tane 6 geliyor. Sonra da bir tane 7 geliyor. 4 tane köküm var zaten değil mi? Peki kaç tane eşitsizliğim var? 2 tane eşitsizliğim var. O zaman madem 2 tane eşitsizliğim var 2 tane bölgeye ayırıyorum. O zaman şuna 1 diyeyim. Şuna da 2 diyeyim. Sonra buraya 1 yazayım. Buraya da 2 yazayım. Güzel. Şimdi bak. Birincinin kökleri 6'ya eksi 1 ve dahil değiller. Eksi 1 ile 6'yı açık bıraktım. İkincinin kökleri 7 ile eksi 2 ve dahiller. Çünkü küçük eşittir. O zaman bu dahil. Aynı şekilde bu da dahil. Birincinin artı, ikincinin de artı, artı. 7 birincinin kökü olmadığı için artı. 6 birincinin kökü olduğu için eksi. Eksi 1 bir birincinin kökü olduğu için artı işaret değişiyor. Eksi 2 birincinin kökü olmadığı için olsa burada yuvarlak olurdu. Yine artı işaret değişmiyor. Buraya geldim. Artı 7 ikincinin kökü eksi. 6 değil eksi. Eksi 1 değil eksi. Eksi 2 iki ikincinin kökü artı. Zaten kökü olup olmadığını buradan görebiliyorsunuz. Boşuna koymuyoruz bu işaretleri. Şimdi birincisinde sıfırdan büyük yerleri tara diyor. Yani önce burayı tara şöyle. Şurayı tara diyor. Ve de şurayı tara diyor. Peki şuraları taradık. Güzel. E, sonra e, diğerinde de sıfırdan küçük eşit olan yerleri tara diyor. Yani şurayı tara diyor. Şöyle. Şöyle burayı tara diyor. Peki. Şimdi bu ikisini aynı anda taradığımız neresi var? Yani altlı üstlü olarak. Bir şurası var arkadaşlar. Değil mi? Şu aralık var. Bir de şu aralık var. Hem mavi altlı üstlü olarak mavi ve sarı boyadığımız. Yani eksi iki eksi iki den eksi bire kadar. Bir de 6'dan 7'ye kadar. 6'dan 7'ye. Şimdi eksi 2 dahil mi? Bakıyorum. Yukarıda dahil. Zaten aralıkta. Aşağıda dahil içi boyanmış. Eksi 2'yi alıyorum. Eksi 1. Eksi 1 yukarıda dahil değil. O yüzden hiç aşağıya bakmıyorum almıyorum. Ama hocam aşağıda. Ya oğlum. Ama hocam aşağıda. Ya sus konuşma. Sus konuşma. Aşağıda dahil olsa da yukarıda dahil olmadığı için çözüm kümesini alamazsın. 6'ya bakıyorum. 6 yukarıda dahil mi? Değil. O zaman almıyorum. Hiç aşağı bakmama gerek yok. 7 yukarıda dahil mi? Evet. Peki aşağıda dahil mi? Evet. O zaman 7'yi de çözüm kümesine alıyorum ve bunları birleşim işaretiyle bağlıyorum. Bu kadar. Tamam. 2'yi de halletmiş olduk. Geldim 3'e. Yani 48'e. Bugünün 3. örneğine. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi. 4 eksi x büyüktür 0. Şimdi bak bunu bizim ilk yöntemden yapabilirsin. Daha güzel olur. Yani o uzun yoldan. Bunu bu tarafa attığın zaman zaten bunu çözmenize gerek yok arkadaşlar. X büyük eşittir 4 demeye çalışıyor. Buradan da zaten X eşittir 3 ve eksi 3 kökleri geliyor. Şöyle 0 eşit dediğim zaman. Sadece birincisinin sayı doğrusunu çizelim. Eksi 3'ü yazalım. 3'ü yazalım. İndirelim köklerimizi. İkisi de çözüm kümesine dahil. Artı, eksi, artı negatif olan yerleri soruyor. Yani burası. Yani zaten birinciyi sağlayan yerler eksi 3 ile 3 arası arkadaşlar. Eksi 3 dahil. 3 de dahil. Eksi 3 ile 3 arası. İkinciyi zaten işte niye tablo yapmadım? Çünkü zaten ikinci 4'ten büyük eşitler. 4 neresi abi? 4 şurası abi. 4'e eşit mi abi? Eşit abi. 4'ten büyükler mi abi? Evet abi. Burayı da taradım şöyle. Peki bana bu hem altlı hem üstü taranan yeri yani beraber taranan yeri söyle. Var mı? Yok değil mi? Yani altlı üstlü beraber taranan bir yer yok. Yoksa yok. E yoksa yok derken hocam. O zaman çözüm kümesi nedir? E boş küme. Yok çünkü ikisini de aynı anda sağlayan şeyler yok. Demek ki bunu 4'ten büyük yapan xler, bunu sıfırdan küçük yapmıyor. Bunu sıfırdan küçük yapan xler, bunu 4'ten büyük yapmıyor. Bitti. Her zaman olacak diye bir şey var mı? Yok. Yok arkadaşlar. Bazen olmaz. Her çiçek, her toprakta yetişmez. Evet. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulunuz. Hemen buna 1 diyorum, buna 2 diyorum ve tablomu yapıştırıyorum. Tablo baba. Mis gibi zaten kökler belli. Bak buradan gelen kök eksi 3, buradan gelen kök 1, buradan gelen kök eksi 7, buradan gelen kök 1. Bak şimdi bu çok güzel referans bir soru. Hocam hocam hocam, efendim yavrum. Şimdi bunları yazacaksınız değil mi? Eksi 7'yi yazacaksınız en küçük, sonra eksi 3'ü yazacaksınız, sonra 1'i yazacaksınız. Neye dikkat çekeceğimi anladın değil mi sen? Sen var tam, tam şam şeytanısın. Şimdi şöyle indirdim kökümü. indirdim kökümü. indirdim kökümü. İki tane eşitsizlik olduğu için ikiye böldüm. Buraya birinci eşitsizliğin satırını yazdım. Buraya da ikiyi yazdım. Şimdi hocam hocam hocam. Efendim yavrum benim. Hocam birincisinden de x eşittir 1 geldi. İkincisinden de x eşittir 1 geldi. O zaman biz x eşittir 1'i çift kat mı alacağız hocam? Hayır. Bakın arkadaşlar o sadece tek bir eşitsizliği çözerken o eşitsizliğin içinden payından paydasından ya da payındaki iki tane çarpandan ya da paydasındaki iki tane çarpandan ayrı ayrı tekler gelirse çift katı oluşturur. Ama eşitsizlik sistemi çözerken bir eşitsizlikten gelen kökle öbür eşitsizlikten gelen köklerin aynı olması onları çift kat yapmaz. Eşitsizlik sisteminde böyle bir şey yok. Peki ne yapacağım? İkisine de kök yazacağım. Bir yukarının da kökümü Kökü. Aşağının da kökümü Kökü. O zaman ikisine de yuvarlığa koyacağım. Doldurmadım çünkü hem büyüktür diyor. Büyüktür demese bile zaten paydayı sıfır yapıyor bir. Bunu hallettim. Şimdi eksi 3 yukarının kökü yani birin kökü. Eksi 7 de aşağının kökü yani 2'nin kökü. Bu kadar işte. Dur, da gerisi tablo. Hadi tablo. Artı, 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 artı. Artıyla başlıyorum. Artı. 1'in kökü eksi, 1'in kökü artı, 1'in kökü değil artı. Artı, 1'in kökü eksi, 1'in kökü değil eksi, 1'in kökü artı. Birinci de sorulan sıfırdan büyük yerler. Yani hem şurayı taramalıyız. Şöyle taramalıyız. Hem de şöyle taramalıyız. Tamam mı? Bu 1'in kökleri. İkincinin köklerine bakıyorum. 1 ile eksi 7. 1 ile eksi 7. Ee, şey 1 ile eksi 7 diyorum ya. 1 ile eksi 7 zaten. İkincinin sıfırdan büyük eşit olduğu yerlere bakıyorum. Şurası ve de şurası arkadaşlar. Ortak olarak taranan. Ne demek ortak olan? Yani hem yeşilin hem de sarının alt alta üst üste tarandığı yerler. Burası ve de burası arkadaşlar. Yani çözüm kümemiz bu sefer farkındaysanız eksi sonsuzdan geliyoruz. Eksi 7'de duruyoruz. Eksi 7'yi çözüm kümesine almıyoruz. Niye almıyoruz? Çünkü eksi 7 ikinci eşitsizliği sağlamıyor. Ama birinciyi sağlıyor. Ama ikinciyi sağlamıyor. E birinciyi sağlama Ya sus konuşma sus konuşma. Birinciyi sağlaması yetmez. İkinciyi de sağlaması lazım. Ama ikinciyi sağlamıyor. Dolayısıyla eksi 7'yi çözüm kümesine alamayız. Şimdi devam ediyorum. Birleşim. Diğerine bakıyorum. Biri almıyorum. Çünkü biri zaten ikisini de sağlamıyor yani. Hani yani körüm kör gözüne parmak yani ikisini de sağlamıyor. Artı sonsuza kadar gidecek zaten. İşte eşitsizlik sistemimizin çözüm kümesi de böyle bir zımbırtı olacak canlarım. 49'u da böylece halletmiş olduk ve geldik 50. soruya. Ne güzel etti mi eşitsizlik. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Aa! Bu ne lan? Abi, arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Bak şimdi. Ne yapacağım? Eee Kökten kurtulmak için her iki tarafın da karesini alacağım. Her iki tarafın da karesini alıyorum. Mutlak değer x artı 6 küçük eşittir x kare oldu. Tamam güzel peki. Şimdi ee, mutlak değer x ile artı 6'yı öbür tarafa attım. x kare eksi mutlak değer x eksi 6 büyük eşittir 0 oldu. Şimdi arkadaşlar burada iki tane eşitsizlik vardır. Çünkü mutlak değerli olduğu için... Ya bu x kare eksi x eksi 6 büyük eşittir 0 diye çözülür. Ya da mutlak değer önüne eksi alarak çıktığı zaman x kare eksi eksi artı yapar. Artı x eksi 6 büyük eşittir 0 diye çözülür. Yani burada aslında iki tane eşitsizlik çözeceğiz. Hatta ve hatta 3 tane çözeceğiz. Çünkü bir de kökün içinin 0'dan büyük olması durumu var. Yani mutlak değer x artı 6'nın 0'dan büyük eşit olması lazım ama Bence bunu çözmemize gerek yok. Niye yok? Çünkü mutlak değer zaten her zaman sıfırdan büyük eşit bir sayı olduğu için üstüne 6 ekleyerek sıfırdan küçük elde edemeyiz zaten. Dolayısıyla bu bütün x'ler için sağlanır. Yani burada x'e ne verirseniz verin üstüne 6 eklediğiniz zaman her zaman zaten sıfırdan büyük eşit yapar. O yüzden şimdilik sadece bu soru için kökün içini çözeceğimiz bir eşitsizlik yok. Yani kökün içini sağlayan aslında var da tüm reel sayılar. Ya tüm re sağlıyor kökün içini. Peki. Bu iki şerefsizi çözeceğiz şimdi. Burayı x'e x diye ayırıyorum. Eksi 3'e artı 2 diye ayırıyorum. Burayı x'e x diye ayırıyorum. Artı 3'e eksi 2 diye ayırıyorum. Yani köklerimiz eksi 3, 3, artı 3, eksi 3, 3, eksi 2, 2 olacak. Sayı doğrusunu çizdim. Sayı doğrusunda kökleri yerleştiriyorum. Ya benim gözüm niye acıyor ya? Birkaç gündür benim gözlerim acıyor ekrana bakarken. Niye böyle arkadaşlar? Yani böyle aşırı şekilde böyle göz göz yanmasıyla karışık yani aslında gözlüğüm böyle artistik bir gözlük gibi duruyor ama e, özel olarak doktorun yazdığı bir gözlük inanılmaz bir şekilde bir fotosensitif bir rahatsızlık başladı gözlerimde çünkü yani 24 saat burada pitbull köpeği gibi e, çekim yaptığımız için artık spot ışıklardan gözler gitti ekrana bakmaktan gözler gitti e, böyle bir çözüm bulduk çok rahat ediyordum aslında bir aydır ama şu anda nedense böyle bir şey oldu ya neyse şimdi kökleri lan Bugün bir nazar var üstümde. Önce kökleri yazıyorum. En küçük kökümüz eksi 3 olmalı. Sonra eksi 2 olmalı. Sonra 2 olmalı. Sonra 3 olmalı. Peki. İndirdim kaşlarını. İndirdim kaşlarını. Şunları indirdim. İki tane eşitsizliğe böldüm. O zaman isim verelim. Buna birinci eşitsizlik diyelim. Buna ikinci eşitsizlik diyelim. Bu birin yeri olsun. Bu ikinin yeri olsun. Birin kökleri 3 ile eksi 2. Birin kökleri dahil bu arada büyük eşit. 3 ile eksi 2. İkincisinin de eksi 3 ile artı 2. İkisi de artıyla başlıyor. Artı, eksi, kök değil, kök, kök değil. Artı, artı, kök, kök değil, kök. Güzel. Ee, birincisinde de ikincisinde de sıfırdan büyük olan yerleri taramamız lazım. Birincisinde sıfırdan büyük olan yerleri şöyle güzelce boyayalım. Şurası var. Bir de 3'ten artı sonsuza kadar olan bölge var. İkincisinde onu da mavi ile tarayalım. Şurası pozitif. Bir de şurası şöylece pozitif yapıyor. Bize sorulan e, ikisinde de sağlanan yerler. Yani bir şurası sağlamalı. Yani eksi sonsuz virgül eksi 3 kapalı aralığı. Niye kapalı? Çünkü aşağıda da var, yukarıda da var dahil. Birleşim 3'ten artı sonsuza kadar. İkisinin de sağlandığı 3 artı sonsuz aralığı olarak bulunması gerekiyor canlarım. Şimdi. Buraya çok dikkat ediyorsunuz. Bu cevap değil. Bu cevap değil. Bu niye cevap değil? Çünkü arkadaşlar burada bu arkadaş çok kritik. Bu arkadaş, bu arkadaş bunun arasında bir değeri soruda yerimize, yerine yazdığımız zaman bizi patlatır. Örneğin eksi 3'ü yazdığın zaman kök içerisinde eksi 3'ü mutlak değeri 3, 6 daha 9 küçük eşittir. Eksi 3'ü yerine yazdığında eksi 3 olur. Yani sağ taraf x olduğu için burası da kök içerisinde bir ifade olduğu için negatif olan hiçbir değer bunu sağlamaz. İşte hani ikinci dereceden denklemlerde kökler denklemi sağlamabiliyor. Çok dikkat edin demiştim ya. Aynı şeyi eşitsizlikte de söylüyorum. Eş, köklü sayılar eşitsizlikte de bir pislik çıkartıyor. Bak çıkarttı. Eksi 3'ten eksi sonsuza kadar hiçbir değeri sağlamaz buradaki eşitsizlik. Dolayısıyla burası evet ortak çözümden geliyor ama kökten dolayı burası iptal oluyor ve çözümümüz sadece 3 artı sonsuz aralığı olmuş oluyor. Kök varsa orada istisna var. Senin dikkat etmen gereken bir durum var. Onu ben baştan şimdiden söyleyeyim. 51. soruyla hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eşitsizliğini çözüm kümesini bulunuz. Neymiş? Bunun içerisinde n çarpı x üzeri n. 4 yazdığına göre 4 çarpı x üzeri 4. Ha, güzel. 3 yazdığına göre 3 çarpı x üzeri 3. 2 yazdığına göre 2 çarpı x üzeri 2. Ha, çözüm kümesini bulunuz diyor. Peki. Nasıl bulacak bakalım. Bakayım. Nasıl bulacağız bakayım. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle şu ikisini çözelim. İkili çözelim. 4 tane x üzeri 4 küçüktür. 3 tane x üzeri 3'ü çözelim. Sonra 3 tane x üzeri 3 küçüktür 2 tane x üzeri 2'yi çözelim. Bu tarafa attım 4 tane x üzeri 4 eksi 3 tane pardon 4 tane x üzeri 4 eksi 3 tane x üzeri 3. Ben burayı x küp parantezine alırsam 4 x eksi 3 olur. 4 x eksi 3 e, şurası küçük 0 oluyor. Küçüktür 0'dan. Buradan x eşittir 0 bir kökümüz gelir x eşittir 3 bölü 4 bir kökümüz gelir. Buraya baktığım zaman 3 tane x üzeri 3 eksi 2 tane x üzeri 2 küçük 0 geldi. Burayı x kare parantezine alırsam 3x eksi 2 geldi küçük 0. Burayı 0 eşit dediğim zaman x eşittir 2. Bak şimdi buradan x eşittir 2 2 tane geldi. Buradan da 3 tane geldi. Toplamda 5 tane değil. Değil abi öyle değil. Bunlar ayrı ayrı eşitsizlikler. Bunların toplam adetleri beni ilgilendirmiyor. İlgilendiriyor olsaydı iki tane önce çözdüğüm soruda bir tane eşitsizlikten bir gelip öbüründen de bir gelince toplamda çift kat yapardım. Öyle çift kat yapmıyorsam şimdi de tek kat yapmayacağım. Bu x eşittir sıfır burada çift kat olarak duracak ikide. Bir de ikinciden gelen bir kökümüz var o da x eşittir 2 bölü 3. Peki hocam eşitsizlik sisteminde çift katı nasıl göstereceğiz? Gel. Sabret oğlum sabret sabret inci tanem bekle beni. Şimdi en küçük kökümüz 0 zaten. 2 bölü 3 mü küçük 3 bölü 4 mü? Bak 3 bölü 4 2 bölü 3. Bunu 3 ile genişlet bunu 4 ile genişlet. Bu 9 bölü 12 yapar. Bu 8 bölü 12 yapar. 9 bölü 12 daha büyük. 8 bölü 12 daha küçük. Yani 2 bölü 3'ü buraya yazmalıyım. 3 bölü 4'ü de buraya yazmalıyım. Tamam mı? Şimdi tak Tak ve tak. Bak şimdi iki tane eşitsizliğe böldüm. Tamam mı? Şu birinci eşitsizlik olsun. 4x üzeri 4 ile başlayan. 3x küple başlayan da 2 olsun. Bu 1, bu 2. 4x üzeri 4 ile başlayanın kökleri 0 3 bölü 4. Ve çözüm kümesine dahil değiller. 0 3 bölü 4. Diğerinin kökü de 0 2 bölü 3. Bak. Şimdi 0 2 bölü 3 ama ikincisinde 0'ın çift katı var. O zaman sadece ikincisine 0'da çift kat koyuyorum. Bak. Gördün mü? Birinciye koymadım. Çünkü ilgilendiren sadece ikincide çift kat olması. Birincideki tek kat olarak devam edecek. İkincide çift kat olarak geçeceğiz orayı. Peki. Şimdi işarete bakalım. Birincisi artı ile başlıyor. 4x üzeri 4'ün katsayısı artı olduğu için. Artı köke geldim eksi. Eksi köke geldim artı. İkincisi yine 3x küpün katsayısı artı olduğu için artıyla başlıyor. Artı. Artı. Köke geldim. Eksi köke geldim ama çift kat köke geldiğim için bu da eksi. Peki birinci de sıfırdan küçük yerleri, ikinci de de sıfırdan küçük yerleri soruyor. Birinci de sıfırdan küçük yerler bu sarıyla boyadığım bölge. İkincisinde sıfırdan küçük yerler şu yeşille boyadığım bölge şöyle. Ve sarıyla yeşili aynı anda altlı üstü sağlayan bir aralık almam gerekiyor. O aralıkta şu aralık cevabımız 0,2 bölü 3 açık aralığı olarak bulunmuş olacak canlarım. Anlaştık mı? Peki 52. soruya geldik. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi M virgül N aralığı olduğuna göre M eksi N farkı kaçtır? Hemen sayı doğrusu. Hemen. Hiç kök bulmuyorum. Zaten belli bak. Şu üstlerine yazayım. 3, 0, eksi 1 bölü 2 değil mi? 2x artı 1 eşit 0 sayı 2x eşittir, eksi 1, x eşittir eksi 1 bölü 2 Eksi 1 bölü 2 2 Peki en küçük olan eksili olan zaten. Eksi 1 bölü 2 Sonra 0 sonra 2, sonra 3. Güzel. Tık, tık, tık ve de pat. Hop çektim şöyle ortadan. Birincinin kökü şuraya 1 yazayım tabii şöyle. Şuraya 2 yazayım. Bu birinci eşitsizliğimiz olsun. Bu ikinci eşitsizliğimiz olsun. Birincinin kökü 0 ile 3 dahil değil. İkincinin kökü 2 ile eksi 1 bölü 2 dahil değil. 2 ile eksi 1 bölü 2. Birinciye dikkat edersen 3 eksi x'in işareti eksi x'in işareti artı artı çarpı eksiden eksi ile başlıyor. Eksi kökü artı kök değil artı kökü eksi kök değil eksi. İkinciye bakıyorum x x'in işareti artı x'in işareti artı artı ile başlıyorum. Artı kökü değil artı kökü eksi kökü değil eksi kökü artı. Birinci de sıfırdan büyük yerleri tara diyor. Yani şu aralığı almamı istiyor birinci de. İkinci de sıfırdan küçük yerleri tara diyor. Yani şu aralığı almak istiyor ikinci dede. Bana sorulan ne arkadaşlar? Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi m, virgül n aralığı olduğuna göre. Zaten hem yukarıda yeşilin hem sarıda aşağıda sarının tarandığı tek bir nokta var. O da tek bir aralık vadarı doğrusu o da 0-2 aralığı. Demek ki mn aralığı olduğuna göre M eşittir 0 olmalıdır. N eşittir 2 olmalıdır. Bize sorulan arkadaşlar 0-2'dir. Dolayısıyla cevabımız eksi 2 olarak bulunacaktır. Anlaştık mı? Peki 52. soruyu da hallettik arkadaşlar ve şimdi eşitsizlik sisteminin devamını yapıyoruz. Şimdi şu anda direkt eşitsizlik sistemi verildiğinde çözmeyi gördük. Şimdi ikinci dereceden denklemin köklerinin eşitsizlik sistemleriyle nasıl çözüldüğünden bahsedeceğim size. Şimdi benim canlarım ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun. Bak bunlara böyle küçüktür büyüktür diye işaret koyacağız tamam mı? Şimdi bak diyor ki <laughs> Birincisinde şu x eksenini kestiği noktalar bu denklemin kökleri değil mi? x1 ve x2'leri. Peki bu iki kök de pozitif. O zaman x1 sıfırdan büyük, x2 sıfırdan büyük. Şimdi delta'ya bakalım. İki tane farklı kökü olduğu için delta sıfırdan büyük. E i̇ki tane kökü pozitif olduğu için kökler toplamı sıfırdan büyük, köklerin ikisi pozitif olduğu için kökler çarpımda artı çarpı artıdan sıfırdan büyük. Bu yorumlar çok önemli, çok basit değil mi? İşte bu aslında en zorlanılan denklemlerle eşitsizlikler arasındaki e, bağlantıda. Ama çok basit. Ben şimdi size her şeyini göstereceğim. Bak şimdi. Bu sefer e, yukarıdakine göre farklılığı ne? Bu sefer kökler sol tarafta. Yani negatif kökler. E, o zaman bir kök negatif, diğer kök de negatif. Bak bu x1 olsun atıyorum. Bu da x2 olsun fark etmez. Bu x2, bu x1 de olabilir. İki kök de negatif. Delta yine sıfırdan büyük. Çünkü iki tane farklı kökü var. Bunların negatif olması delta'nın sıfırdan büyüklüğünü etkilemez. Yine birbirinden farklı iki kökü var. Kökler toplamı sıfırdan küçük. Çünkü iki kökü de negatif. Kökler çarpımı sıfırdan yine büyük. Çünkü iki tane kök negatif olduğu için eksi ile eksinin çarpımı artı. İndim bir aşağıya. Şimdi bak ee, burada burada bir tane kökü var ve bu kök diğer köküne eşit. Yani burada çift kat kökü var. Dolayısıyla x1 x2'ye nedir burada? Eşittir. O zaman delta da sıfıra eşittir. Niye? Çünkü çift kat kök olduğu zaman delta sıfıra ne oluyordu? Eşit oluyordu. Kökler toplamı sıfırdan her zaman büyük mü eşit olabilir mi? Olamaz. Çünkü sıfıra eşit olabilmesi için orijinle teğet olması lazımdı. İki kökte sıfırdan büyük olduğuna göre demek ki kökler toplamı sıfırdan büyük olmak zorunda. Kökler çarpımı da sıfırdan büyüktür. Çünkü ikisi de aynı işarete sahip. Sonuçta aynı kökler. Örneğin birisi 2 ise diğeri de 2. Çarptığı zaman kökler toplamı pozitif. Geldim aşağıya. Bu sefer negatif tarafta teğetler. Negatif tarafta teğetler, teğet olduklarından dolayı yine kökler birbirlerine eşit. Yani çift kat kökleri var. Yine deltası sıfırdan eşit, sıfıra eşit. Ama bu sefer kökler toplamı negatif. Niye? Çünkü iki tane kök birbirine eşit ama bu kökler x ekseninin sol tarafında olduğu için negatif kökler. Örneğin eksi 3 gibi. Eksi 3 ile eksi 3'ü topladığınız zaman da kökler toplamı eksi 6 yani negatif çıkar. Ama kökler çarpımı yine pozitif. Çünkü ikisi de negatif olsa da çarpımları pozitif olduğundan bu ee, Öncül için kökler çarpımını pozitif olarak alacağız. Buraya baktığım zaman, bak şimdi bir tane kök x1 olsun, diğer kök x2 olsun, tamam mı? Negatif olan kökü x1 olarak alalım, pozitif olan kökü x2 olarak alalım. Yine delta mı sıfırdan büyük, çünkü birbirinden farklı iki kökü var. Burada kökler toplamı, bakın pozitif olan negatif olana göre daha mutlak değerce daha büyük. Örneğin bu 5 ise bu eksi 1. Topladığınız zaman kökler toplamı pozitif ama kökler çarpımı kökler birbirinin zıt işaretlisi olduğu için her türlü negatif. Ama negatif olan kök daha ağır basarsa yani bak burası buradan daha uzun görüyor musun? Örneğin burası eksi 5 bu sefer burası artı 1. Yani kökler çarpımı negatif. Kökler toplamı negatif. Deltası sıfırdan büyük. Burada da küçük olan köke x1 demiş olalım. Yine sıfırdan büyük olan kökü de x2 demiş olalım. Yine fark eden bir şey yok. Aşağıdakileri etkileyen yine bir şey olmayacak. Tamam mı? Bu yorumlar önemli arkadaşlar. Bu yorumlar soruların sorularda karşınıza çıkacak. Nasıl çıkacak? Ahan da böyle çıkacak. Denkleminin kökleri zıt işaretli. Denkleminin köklerinin yok bir dakika nerede lan? Denkleminin kökleri zıt işaretli olduğuna göre A'nın alabileceği değer aralığını bulunuz diyor. Şimdi denklemin kökleri zıt işaretli ise bir şunu yazabiliriz. Denklemin kökleri zıt işaretli. Yani biri artıysa diğeri eksi. O zaman bunun birbirinden farklı iki kökü var. Yani bunun bir kere deltası sıfırdan büyük. Bu bir. İkincisi kökleri zıt işaretli ise kökler çarpımı yani C bölü A'sı negatif. Bunun C'si arkadaşlar eksi A artı 1 A'sı da A artı 3 sıfırdan küçük olmalı zıt işaretli olduğu için. Yalnız kökler toplamı hakkında bir şey söyleyemem. Çünkü kökleri zıt işaretli ama örneğin eksi 5'e artı 3 mü? Artı 5'e eksi 3 mü bilmiyorum. Eksi 5'e artı 3 ise negatif olur kökler toplamı. Artı 5'e eksi 3 ise pozitif olur. Dolayısıyla kökleri zıt işaretli cümlesinden kökler toplamının işaretini çıkaramayacağım için sadece bu ikisini çözerek çözüme gideceğim arkadaşlar. Şimdi birincisini de isterseniz yazalım. Delta yani b kare. b karesi arkadaşlar sıfır zaten. b karesi b'si yok. Eksi 4 çarpı a'sı a artı 3. c'si de eksi a artı 1. Eksi eksi artı yapsın çarpı a artı 1 diyelim. Ve sıfırdan ne yapalım arkadaşlar? Büyük yapalım. Kökler zıt işaretli olduğu için birbirinden farklı iki tane kökü olduğunu söyleyebiliriz. Peki birincisinin köklerine bakıyorum. A eşittir eksi 3. Bir de A eşittir eksi 1. İkincisinin köklerine bakıyorum. Yine A eşittir eksi 1. Ve A eşittir eksi 3. Yalnız arkadaşlar çift katlık mif katlık yok. Çünkü farklı yerlerden geliyorlar. Şimdi buraya eksi 3 yazdım. Buraya eksi 1 yazdım. Tamam. Buraya indirdim. Buraya indirdim. Şöyle çektim. Peki. Bu birincisi, bu ikincisi için olsun. ikisinin de ikisi de ikisinin kökler arkadaşlar. Bu da, bu da, bu da, bu da. Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama. Şimdi birincisinin işareti artı. Bak, A'nın katsayısı artı. A'nın katsayısı artı. 4 zaten artı. Artı ile başlayacağız. Artı, eksi, artı. İkincinin katsayısı eksi. Çünkü A'nın önünde eksi var. Aşağıda artı var. Eksi, artı, eksi. Birincisinde sıfırdan büyük olan yerleri tara diyor. Yani burayla burayı taramam gerektiğini söylüyor. İkincisinde de sıfırdan küçük olan yerleri tara diyor. Yani burayla tamam mı? Burayı taramam gerektiğini söylüyor. O zaman zaten çözüm kümesi belli oldu. İkisinde de aynı yerler taranıyor eksi sonsuzdan eksi 3'e eksi 3 dahil değil çünkü ikisine de dahil değil birleşim eksi 1'den artı sonsuza burada da bir herhangi bir dahiliyet yok o zaman soruyu çözmüş olduk canlar tamam mı peki 54'e geldim Hadi bakalım beraber yorum yapalım. Denkleminin köklerinin ikisi de negatif olduğuna göre. Bak denklemin köklerinin ikisi de negatifse arkadaşlar. Bir şunu söyleyebiliriz. Demek ki bu denklemin kökler toplamı yani x1 artı x2 sıfırdan küçük. İkisi de negatifse negatif iki sayıyı toplayınca negatif yapar. 2. bu iki denklemin bu denklemin kökler çarpımı pozitif. Yani negatif olan sayıları çarptığım zaman pozitif yapar. 3. bu denklemin deltası sıfırdan büyük eşit. Hayda. Büyük eşit derken hocam Niye eşitlik var? Çünkü köklerin ikisi de negatif diyor. Mesela ikisi de eksi 2 olabilir. O zaman çift kat olur. Ama birisi eksi 2, birisi eksi 3 olur. O zaman delta sıfırdan büyük olur. Yani burada deltanın hem sıfıra eşit olma hem de sıfırdan büyük olma durumu var. O yüzden büyük eşit sıfır dememiz gerekiyor. Şimdi kökler toplamına bakalım. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi a eksi 2 büyüktür 0 şey küçüktür sıfır orada küçük yazıyor Mert Hoca be uslan be Mert Hoca 2'ye bakıyorum kökler çarpımı C bölü A yani A eksi 4 büyüktür sıfır 3.ye bakıyorum delta B kare yani A eksi 2'nin parantez karesi eksi 4 çarpı A'sı 1 C'si de A eksi 4 bu da büyük eşittir sıfır arkadaşlar bakın eksiyle çarparsak bu arkadaş A eksi 2 ee, büyüktür sıfır olur eksi 2'yi karşı tarafa attığımız zaman A büyüktür 2 olur bunu eksi 4'ü karşı tarafa attığımız zaman a büyüktür 4 olur. Zaten iki eşitsizlik çıktı. Bak a büyüktür 2, a büyüktür 4. Bunu çözmemiz yeterli. Sonra kesiştiririz. Peki a eksi 2'nin karesini açalım. a kare eksi 4 tane a artı 4. Eksi 4 a içeri dağıtalım. Eksi 4 a artı 16 büyük eşittir 0. Toparlayalım. a kare eksi 8 tane a e, artı 20 büyük eşittir 0 oldu. a'ya a diye ayırdım. Yani buradan bir çarpanlara ayırma göremedim ben. Hemen şöyle bir çarpanlarını ayıramayınca ne oluyordu böyle bir? Vücut böyle bir kendini böyle bir bırakıyordu. Acaba deltası mı sıfırdan küçük lan bunun? Kökü mü yok yoksa diye. B karesi 64 eksi 4 çarpı A'sı 1 C'si 20. 64 eksi 80 evet abi maalesef deltası eksi 16 sıfırdan küçük çıkıyor. E, o zaman arkadaşlar A kare eksi 8 A artı 20'nin tablosunu yaptığımız zaman yine tablosunu yapacağız ha. Bak delta sıfırdan küçük çıkıyor. Hadi ben gidiyorum görüşürüz. Yok öyle bir şey. Yine tablosunu yapıyorsun. Bak. Bak. Ama hoca lan konuşma sus konuşma. Tablosunu yapıyorsun hemen. Şöyle çektin. Şimdi kökü yazabiliyor musun? Yazamıyorsun. En büyük dereceli teriminin katsayısını Artı. O zaman sadece buraya kocaman bir artı yazabiliyorsun. E zaten sıfırdan büyük eşit olan yerleri sorduğu için arkadaşlar bunun çözüm kümesi tüm reel sayılar. O zaman delta'ya bakmamıza gerek kalmadı. Bakmamız gereken şey tek şey a'nın 4'ten ve 2'den büyük olması. Yani aslında şöyle bu bir eşitsizlik. şöyle yapalım. Üst üste tarıyorduk ki arkadaşlar. 1 2 bu sefer 3 eşitsizlik olduğu için 3'ünü alt alta yazdım. Şimdi bir tanesinde kök yok. Diğerinde 2 2 kökü var. 2'den büyük olan yerler, diğerinde de 4'ten büyük olan yerler. Bak şimdi. Birincisinde bütün sayı doğrusu taranıyor. İkincisinde büyükten 2'den büyük olan yerler taranıyor. Üçüncüsünde de üç, dörtten büyük olan yerler. Dolayısıyla bunun üçünü de aynı anda sağlayan yer 4'ten büyük olan yerler. Yani 4'ten büyük olan A değerleri bu eşitsizlik sistemi için benim için bir çözüm ifade edecek. 4'ten büyük alabileceği e, e, ne diyor? A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? E 4'ten küçük alabileceği, en 4'ten büyük alabileceği en küçük tam sayı değerinin de 5 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şurası da karışık duruyor ya. 55. Vay kardeşim benim. Yukarıda fx eşittir falan fıstık parabolü verilmiştir. Buna göre an alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın iki tane kökünün olduğu görülüyor. O zaman hemen delta büyüktür sıfırı zaten çakıyorum. Bu bir. İkincisi köklerinin negatif olanının mutlak değerce pozitiften daha büyük olduğu gözüküyor. Yani buranın eksi beşken Buranın artı 1 olacağından bahsediyor. Örnek veriyorum tabii ki. Yani hemen eksi 5 olduğunu nereden biliyorsunuz hocam falan demeyin. Çünkü örnek olarak söylüyorum. Yani to kökler toplamı her zaman negatif çıkar buradan. x1 artı x2 negatif çıkar. Kökler çarpımı da her zaman negatif çıkar. Çünkü kökler zaten birbiriyle zıt işaretli. Peki hemen birden başlıyorum. Delta'ya bakıyorum. B kare yani a eksi 2'nin parantez karesi eksi 4 çarpı a'sı 3... C'si de A eksi 5. Bunun sıfırdan büyük olması lazım. Buradan A kare eksi 4 tane A artı 4. Şu parantezi boş boşuna açtım. Açıyorum çünkü zaten. Eksi 12 ile A'yı çarptım. Eksi 12 A. Eksi 12 ile A, eksi 5 çarptım. Artı 60 büyük sıfır olması lazım. Buradan A kare eksi 16 tane A artı 64 büyüktür sıfır gelir. Zaten bu da A eksi 8'in parantez karesidir değil mi arkadaşlar? Evet a-8'in parantez karesi büyüktür sıfır gelir. Zaten arkadaşlar a'ya ne verirseniz verin bu denklem için sıfırdan büyük olmasını sağlar. Yani zaten buranın kökünü bulurken 8 deriz. Tablosunu yaparız. Çift katını koyarız. Çözüm kümesine dahil değil deriz. Artıyla başlatırız. Artı yaparız. Sıfırdan büyük dediği için arkadaşlar burayı şöylece alırız. a'nın 8 değeri dışındaki her değeri bu birinciyi sağlar. Yani birinci için arkadaşlar 8 dışındaki tüm reel sayılar diyebiliriz. O yüzden ikinci ile üçüncüyü çözmeye koyulalım. İkinci yani kökler toplamı. Eksi b bölü a. Yani eksi b dediğim şey burada nedir arkadaşlar? a eksi 2'nin eksilisi. Yani eksi a artı 2 eksi b'si. A'sı zaten 3. Bu küçüktür 0. İçler dışlar zaten ya içler dışlar yapmıyoruz da bu 3 zaten gidiyor burada 3 ile çarptığımız zaman her iki tarafı. Eksi A'yı karşı tarafa attığım zaman A büyüktür 2. Yani ikinciden çıkan sonuç A'nın 2'den büyük olması. Üçüncüden çıkan sonuçta kökler çarpımı negatif. Kökler çarpımı C bölü A yani A eksi 5 bölü 3. Bunun negatif olması gerek. Eksi 5'i bu tarafa atarsam A küçüktür 5. Bakın arkadaşlar birincisinden ne geldi? Şöyle çizelim bak. Hop şunu çizelim. Şunu çizelim. Bir de şunu çizelim. Şimdi birincisinden gelen e, 8 dışındaki tüm reel sayılar. 8 neresi olsun mesela? Şurası olsun. Burası 8 ise 8'den büyükler de var. 8'den küçükler de var. Bir tek ne yok? 8 yok. Tamam bu birincisi. İkincisi ne? 2'den büyük olan yerler. 2 neresi olsun? Mesela 2 şurası olsun. 2'den büyük olan yerler. On tarayalım şöyle. 2'den büyük olan yerler. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü de 5'ten küçük olan yerler. 5 de şurası olsun. 5'ten küçük olan yerler. Onu da şöyle kırmızıyla tarayalım. 5'ten küçük olan yerler. Bu üçünü de yani hem maviyi, hem sarıyı, hem de kırmızıyı aynı anda boyadığımız neresi var arkadaşlar? Şu aralık var, değil mi? 2 ile 5 arasında hepsini boyuyoruz bu aralıkta. Dolayısıyla A'nın bu aralıkta alabileceği tam sayı değerleri arkadaşlar 2 ile 5 arasında sadece 3 ile 4'tür. Toplamları da 7 olacaktır. Peki bunu da hallettik. Geldim 56. soruya. Olduğuna göre A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri ne olduğuna göre bana bir tane ikinci dereceden denklem veriyor. Diyor ki bu ikinci dereceden denklemin iki tane kökü de pozitif diyor. Bak bu da pozitif bir kökmüş bu da pozitif bir kökmüş. Peki. İkisi de pozitif bir kökmüş. Şimdi bunların ikisi de bunların ikisi de pozitif bir kökse o zaman şunları yazabilirim. Bir, bir kere biri diğerinden farklı belli yani. Biri diğerinden büyük. Dolayısıyla bir, deltası sıfırdan büyük diyebilirim. İki, iki kökte pozitif olduğu için kökler toplamı sıfırdan büyük diyebilirim. Ve İki kökte pozitif olduğu için kökler çarpımı sıfırdan büyük diyebilirim. Yani bu üçünü de yazabilirim arkadaşlar. Şimdi delta'nın sıfırdan büyük olma durumu. Şöyle okumu çıkarttım. Delta sıfırdan büyükse b kare. Bunun karesi yani a artı birin parantez karesi. Eksi dört çarpı. A'sı bir. C'si de a artı bir. Bunun sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. Buna bakalım. Bu da kökler toplamı eksi b bölü eksi b'si a artı 1. A'sı zaten 1. Bunun sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. Buna bakalım. Bu da kökler çarpımı c bölü a. Yani yine a artı 1. Bunun da sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. Bunlar aynı olduğu için arkadaşlar ikisine de çözmenize gerek yok. Aynı oğlum zaten ikisini de çözüp ne yapacaksın? E ama hocam bir... Ya sus konuşma sus konuşma. Şimdi a artı 1 sıfırdan büyükse a'nın eksi 1'den büyük olması gerekiyor. Buraya baktığınız zaman da delta'yı açalım. Hatta Delta'yı açmayalım. A artı 1 parantezine alalım. A artı 1 parantezinde. A artı 1'ler ortak ya. A artı 1'in bir tanesi gitti. Bir tane A artı 1 kaldı. A artı 1 gitti. Burada da eksi 4 kaldı. Büyüktür 0. Buradan arkadaşlar A artı 1 çarpı 1'den 4 çıktı. A eksi 3 büyüktür 0. Lan çok güzel olmadı mı ya? Çok iyi olmadı mı ya? Çok cool olmadı mı? Bakın şöyle yaptım. Şuradaki A artı 1'leri paranteze aldım bak. Burada a artı 1'in karesi var. Burada da a artı 1 var. a artı 1 parantezinde. a artı 1'in karesinin bir tanesi gitti. a artı 1 kaldı. a artı 1'in bir tanesi gitti. Burada da eksi 4 kaldı. Vallahi müthiş oldu. Buradan gelen kök eksi 1. Buradan gelen kök 3. Sayı doğrusunu çiziyorum. Ee, ve kök şeyimi eşitsizlik tablomu çözüyorum. Buraya eksi 1'i yazdım. Buraya 3'ü yazdım. Hop. Hoppa ya hoppa ya. Sonra İkisi de çözüm kümesine dahil değiller. İşaret artıyla başlayacak. Çünkü A'nın katsayısı artı, A'nın katsayısı artı. Artı, eksi, artı dedim. Bana sorulan sıfırdan büyük olan yerler önce eksi birden küçükleri sonra da üçten büyükleri almam gerekiyor. Tabi bu delta'nın sıfırdan büyük olduğu durum. Bir de bunu neyle kesiştirmemiz lazım? Bak bunu çiziyorum. Bu delta'nın sıfırdan büyük olduğu durum. Yani eksi birden küçük 3'ten büyük. Hocam neden bazen diğerini kullanıyorsunuz da bazen bunu kullanıyorsunuz? Bakın eşitsizlik sisteminde diğer eşitsizlik hep böyle sade bir şey olduğu zaman işte eksi 1'den büyükler. 3'ten küçükler gibi olduğu zaman bu alt üstlü yöntemi kullanman daha sağlıklı. Niye? Çünkü direkt görebiliyorsun. Aşağısına hemen çiz. Eksi 1 nereye denk geliyor? Eksi 1 zaten şurası. Eksi 1'den neler? Eksi 1'den büyükler. Eksi 1'den büyükler neresi? A da burası. Peki bu ikisinin aynı anda tarandığı yer neresi? Hem kırmızının hem mavinin aynı anda tarandığı yerden yerler 3'ten itibaren olanlar. Yani 3 ile artı sonsuz bunun çözüm kümesidir. Bana sorulan A'nın alabileceği bu A'nın çözüm kümesi. Bana sorulan A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri 3'ten büyük A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri de 4'tür. A'nın da 4'ü de işaretledik. Tamam. Evet canlarım eşitsizlik sistemleri bu iki sayfada anlatıldı. Şuna bakar mısın ya? Ya bir şey söyleyeyim de Allah aşkına kurban alayım ya. Şuna bir baksana çok güzel değil mi ya? Yemin ediyorum buna aşık olmayacaksın da neye aşık olacaksın? Şu, şu güzelliğe bakar mısın? Çok tatlı değil mi ya? Böyle ısırasın gelmiyor mu şu sayfayı? Yemin ediyorum yani böyle tarafsız gözle bakıyorum. Hakikaten güzel ya. Vallahi güzel ya. Şimdi canlarım. Bu sayfayı bitirdik. Bundan sonraki sayfayı da bitirdik. Yani eşitsizlik sistemleri kısmını halletmiş olduk. Eşitsizlik sisteminin artık nasıl çözüldüğünü biliyorsun. İki yöntem gösterdim sana. Bir tanesi böyle iki tane eşitsizlik verdiğinde alt alta yazma yöntemi. İkincisi de böyle alt alta sayı doğrusunda tarama yöntemi. Hangileri işimize geliyor? Eğer böyle direkt ikinci dereceden iki tane veriyorsa 47 gibi, 48 gibi, 51 gibi, 52 gibi... 50 gibi 49 gibi yani bu sayfadaki gibi o zaman bu ikili sistem çok mantıklı ama şuradaki gibi bir tane eşitsizliğimiz mesela bak 53'te de ikinci yöntemi ilk yöntemi kullanmışız ama 54'te eşitsizliklerimizden bir tanesi a büyüktür 2 bunun için kat çıkmaya bunun için sayı doğrusu çizip 1 2 3 deyip onu 3'e bölmeye gerek yok o zaman İkinci dereceden olan bir tanesini çözüp diğerlerini alt alta sayı doğrusunda kesiştirmek çok daha hızlı ve pratik bir yöntem. Ama bu yöntemi de bilmek zorundasınız. İkinci yöntemi. Birinci yöntemi de bilmek zorundasınız. Ben onu bileceğim bunu bilmeyeceğim. Bunu yapacağımı şunu yapmayacağım. Bu benim işime geliyor mu? Öyle bir şey yok. İkisini de bilmek zorundasınız. Anlaştık mı? Benim ciğerimin köşegenleri. Şimdi bu sayfada birazcık daha karışık sorular çözeceğim arkadaşlar sizlere. Çünkü artık bu sayfa eşitsizlik çözdüğüm yani böyle tablo yaptığım son sayfa olacak. Çünkü bundan sonraki derste yani bugünün ikinci dersinde 90 günde ayta matematik kampı 26. gün eşitsizlikler 4 videosundayız ya. 5 videosunda artık sizlere eşitsizliklerdeki bölgelerden bahsedeceğim ve bitireceğim. Kapanışı da orada zaten yapacağım. O yüzden burada birkaç tane böyle tatlı güzel soru çözmek istiyorum sizlere. Ve burada sizlere bir özellik verdim. Aslında bir dikkat olarak bile e, ifade edilebilir. Verilen köklerin işaretlerine eğer bunlar bilinmeyen ne olursa çok dikkat et diye bir not vermişim ve 57. soruyla devam etmişim. Şimdi bu sayfadaki soruların hepsini denemeni istiyorum. Artık deneyebilirsin. Artık bu sayfa biraz Efficinado testinin provası gibi. Hatta buradaki birkaç tane sorudan daha kolay soruların üniversite sınavında çıktığını bu gözler gördü, şahit oldu yani. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Hemen kök buluyoruz değil mi? X eşittir eksi Yukarıdan gelen kök. X eşittir eksi ne? Aşağıdan gelen kök. Sonra sayı doğrusuna yerleştiriyoruz. Şimdi burada önemli olan eksi m eksi n mi eksi n eksi m mi? Arkadaşlar hemen burada bir değer verin. Bakın değer verin derken işaretlerini yani büyüklüğünü küçüklüğünü bulmak için. Örneğin sıfırdan küçük ya buna bir eksi 2 deyin buna da 3 deyin atıyorum. O zaman eksinin eksilisi burası artı 2 olur. 3'ün eksilisi de burası da eksi 3 olur. Bak eksi n eksi 3 çıktı eksi m 2 çıktı. Yani eksi n daha küçükmüş. O zaman buraya eksi n'yi buraya da eksi m'yi yazmamız gerekiyormuş. Tamam mı? Böyle düşünebilirsin ama tabii ki şunu da yapabilirsin. O da olur yani m n'den küçükse eksi m eksi n'den büyüktür. O zaman eksi m eksi n'nin sağ tarafına yazılıyor. Bu da teorik kısmı tabii ki böyle de yapılabilir. İlla ki değer vermene gerek yok. Peki köklerimin çubuklarını indirdim. Çözüm kümesine dahil olan yukarıdan gelen, aşağıdan gelen dahil olmaz. Çünkü paydayı sıfır yapmıyor. Yukarıdan gelen niye dahil? Çünkü küçük eşittir demiş. İşaret x'in katsayısı artı, x'in katsayısı artı, artı bölü artıdan artıyla başladım. Eksi oldu ve artı oldu. E ben neyi soruyu sıfırdan küçük eşit olan yerleri, yani bu aralığı, o zaman çözüm kümemiz eksine açık, eksime kapalı aralığı olacak. İndim bir aşağıya. Wow. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Burada bir dikkat. Bir dikkat. Yukarının kökleri x eşittir n ve x eşittir k. Orada hiçbir problem yok zaten. cirlop gibi. Şimdi aşağının köklerine dikkat et bakalım. Bunu sıfır eşitliyorsun. diyorsun. Yani mx kare eksi 4'ü sıfır eşitliyorsun. diyorsun. Buradan mx kare eşittir 4 geliyor. Buradan x kare eşittir 4 bölünmeye. Bak buradaki 4 sayısı var ya hiç tesadüf verilmemiş. Buradaki x kare ile buradaki 4 öyle bir verilmiş ki senin psikolojik sınırlarına oynuyor senin. x kare ile 4'ü gördüğün için bu m'ye hiç bakmaksızın diyorsun ki demek ki buradan bir artılı kök gelecek bir de eksiyle kök gelecek. Hani x kare eşittir 4 gelseydi x eşittir 2 bir de eksi 2 olurdu ya. Böyle kafa ona gidiyor böyle vücut böyle bir uyuşuyor böyle. Ben orada iki tane kökü bulayım falan diye kendinden geçiyorsun. Halbuki burada sakin ve soğukkanlı kalman gerekiyor. Çünkü burada m'nin işareti dikkat et ki negatif. E 4'ün işareti pozitif. m'nin işareti negatif olduğu için bu pozitifi negatife böldüğün zaman x kare negatif bir sayıya eşit olur. Ve buradan herhangi bir kök gelmez. Paydadan kök gelmez arkadaşlar. Buradan hiçbir kök gelmez tamam mı? Gelen kökler sadece ve n ve k'dır. Sayı doğrusunu çizdim. En küçük kökümüz n, büyük olan ki k sayı doğrumuzun köklerini şöyle indirdim. İkisi de çözüm kümesine dahil değil çünkü büyüktür diyor. İşarete dikkat et şimdi. İşarette ikinci bir tuzak var x'in katsayısı artı x'in katsayısı artı ama aşağıdaki x karenin katsayısı gördüğünüz gibi m sıfırdan küçük olduğu için eksi artıyı eksiye bölersen eksi dolayısıyla eksiyle başlayacaksın buraya geldin artı oldu buraya geldin eksi oldu sıfırdan büyük olan yerleri sorduğu için bu aralığı alacaksın sadece o halde senin çözüm aralığın n virgül k açık aralığı olmuş olacak çözüm aralığında hiçbir şekilde m'yi karıştırmadık çünkü oradan herhangi bir çözüm gelmiyor. Tamam mı? Buraya 2 bölü kök m, Eksi 2 bölü kök M falan dediğin anda geçmiş olsun. Eşitsizliğin çözüm kümesini vermiş. K artı 2 M artı 3 N'yi soruyor. Şimdi nasıl bulurduk bunların köklerini bilseydik M, N, K'yı? Payın kökleri X eşittir M, X eşittir N derdik. Bunlar derdik payın kökleri. Paydanın kökleri de X eşittir K derdik. Sonra derdik ki hemen şuradan hop çekelim. Ee, en küçük kökümüz şimdi en küçük kökümüz hocam da ee, şeyi bilmiyoruz hocam. M'nin N'den büyük olduğunu biliyoruz da K'yı bilmiyoruz. O zaman burada iki tane ihtimal var. Bak. Şimdi şöyle düşün. Ee, Oğlum gelsene lan. Heh. Lan bu ne? Ta nerede kopyaladığımız geldi. Lan sus konuşma, Sus konuşma. Şuraya gel. Şimdi e şöyle olabilir. Bir kere kesinlikle N, M'nin sağ tarafında olacak. Şöyle olabilir. N, M'nin sağ tarafında olabilir. Hatta üç ihtimal var değil mi? K bunların en büyüğü olabilir. K bunların en küçüğü olabilir. N burada olabilir. M burada olabilir. İkinci ihtimal. Ama farkındaysanız iki ihtimal değil, üç ihtimal var. Niye? Çünkü arkadaşlar bir de K bunların arasında olabilir. Yani bunların en küçüğü N olabilir. K bunların ortancası olabilir. M burası olabilir. 3 tane ihtimal var. K'nın ne olduğunu bilmediğim için üç ihtimalin üçünü de değerlendirmem gerekiyor bence. Sence? Sence de öyle değil mi? sus konuşma. <laughs> Severim seni biliyorsun ki. Şimdi şöyle peki. E, yukarıdan gelen kökler M ve N. M'yi ve N'yi doldurdum. Aşağı paydayı sıfır yapıyor. Paydayı sıfır yapıyor. Doldurdum. Doldurdum. Paydayı sıfır yapıyor. Doldurdum. Her halükarda artıyla başlayacağız. Artı eksi artı eksi. Artı eksi artı eksi. Artı eksi artı eksi. Bak şimdi, bu şuradaki köşelilere göre çözeceğiz soruyu arkadaşlar. Bak, küçük sıfırları alıyor ya. Birinde burasıyla burasını alacağım, birinde burasıyla burasını alacağım, birinde de burasıyla burasını alacağım. Burasıyla burasını alacağım. Bir kere birincisi değil mi olabilir? Dur. Ee, şimdi eksi sonsuzdan eksi üçe. Bak burası eksi sonsuzdan n'ye tamam. Birleşim m'den k'ya. Ha, bu olabilir bak. Görüyor musun? Tam uyuyor. Bu niye olamaz? Çünkü eksi sonsuzdan k'ya k açık. Ama burada eksi 3 kapalı eksi sonsuzun yanında. Yani ikincisinin olamayacağı zaten aşikar. 3'e geldim. Üçüncüsünün de başlangıcı uyuyor. Yani eksi sonsuz ne uyuyor. Ama birleşim k açık m kapalı. Halbuki burada eksi 1 kapalı 4 açık. Yani ikincisine de uymuyor. Uyan sadece bu. Şimdi uyan buysa madem e, altına doğrusunu yazalım. Eksi sonsuz eksi 3. Birleşim eksi 1 bir, 4. E, demek ki n'nin eksi 3 olması gerekiyor. m'nin eksi 1 olması gerekiyor. k'nın da 4 olması gerekiyor. Şimdi buradan k artı yani 4 artı 2 tane m. m eksi 1 olduğuna göre 2 tane m eksi 2. N eksi 3, 3 tane eksi 3'ten burası da eksi 9. Yani cevabımız arkadaşlar ne olacaktır? Eksi 11 artı 4'ten eksi 7 yapacak. Tamam mı? Çok güzel bir soru. Yıldızlayacağım. Ee, 3 ihtimalli bir soru. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Diyerek 60. soruya geçiş yapıyorum. Evet. M ve N birer tam sayı. N büyüktür. M büyüktür. sıfır olmak üzere. Eşitsizliğinde 7 tane tam sayı değeri. Eşitsizliğinde 5 tane tam sayı değeri sağladığına göre M artı N toplamı kaçtır? Bu da çok güzel bir soru arkadaşlar. Bakın böyle efişinado tarzında, efişinado tadında bir soru. Şimdi burayı bildiğiniz eşitsizlik gibi çözeceğim. Ama hocam orada M var. E ben de M'ye göre çözeceğim tabii ki. Tabloyu yazarken M diye yazacağım. Şimdi bu eşitsizliği X eksi M çarpı x artı m diye çarpanlarına ayırdım. x eksi m, x artı m küçüktür sıfır. Buradan gelen kök x eşittir m'dir. Buradan gelen kökte x eşittir eksi m'dir. Peki, sayı doğrumu çiziyorum. Sayı doğrusunda bak. M ve N birer tam sayı ve M, N, M'den büyük, M de sıfırdan büyük. Yani M pozitif bir tam sayı. Dolayısıyla eksi M negatif olur, artı M de pozitif olur. Yani böyle yerleştirmem gerekir sayı doğrusuna. Şöyle yaptım. İkisi de çözüm kümesini sağlamaz küçüktür dediği için. İşareti artıyla başlattım. Artı, eksi, artı. Arkadaşlar bakın sıfırdan küçük olan yerleri yani buraları taramam istiyor. Burada bu soru 7 tane tam sayı olduğunu söylemiş. 7 tane tam sayı var burada. O zaman M'ye öyle bir değer vereceğim ki bu açık aralıkta tam 7 tane tam sayı olacak. Mesela M'ye 3 versem. Eksi 3 ile 3 arasında ne var? Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. 1, 2, 3, 4, 5 yetmedi. Bir de eksi 3 ile 3'ün gelmesi lazım buraya. Yani 7 tane olabilmesi için. Demek ki M'yi bir tane arttıralım. Yani M'nin 4 ile 4 olması yeterli. M 4 olursa arasında 7 tane tam sayı oluyor. Demek ki M'yi bulduk arkadaşlar. M eşittir 7. Şimdi ikincisine geldim. Bak şimdi. Yukarıdan gelen kökü onun x eşittir 3. Aşağıdan gelen kökü de x eşittir n. Şimdi burada n'yi mi sağ tarafa yazacağım 3'ü mü? Bak n m'den büyük. m'nin zaten 7 olduğunu biliyorum. E n'de m'den büyük olduğuna göre n 7'den büyük. n 7'den büyükse arkadaşlar sol tarafa 3 yazılacak sağ tarafa n yazılacak. n 3'ten de büyüktür çünkü 7'den de büyük olduğu için. Çektim bunları. E ee, ikisi de çözüm kümesine dahil değil büyüktür diye soruyor. Buraya dikkat et. Bak buraya çok dikkat et. X'in katsayısı artı, X'in katsayısı eksi. Artı bölü eksiden eksiyle başlayacağız. Eksi artı eksi yaptım ve aralığı alıyorum. Sıfırdan büyük olan dediği için buraya aldım. Şimdi burada kaç tane tam sayı değeri varmış? 5 tane. 3'ten sonra saymaya başlıyorum bak. 4 5 6 7 8 kaç tane oldu? Bak 1 2 3 4 5. Demek ki N'nin 9 olması lazım ki 3 ile 9 arasında 5 tane tam sayı olabilsin. O zaman n'nin de 9 çıktığını bulduk. Bize m artı n'yi soruyor. 4 artı 9'dan sorumuzun cevabı kaç olacaktır? 13 olacaktır. Bence gayet güzel, gayet tatlı bir soruydu. 61. Çözüm kümesi 1, 3, 1 kapalı 3 açık aralığı olduğuna göre a eksi b farkı. Arkadaşlar yine aynı şeyi yapıyoruz. Çözüm kümesi bulacağız. Yani kök bulacağız önce. x eşittir eksi a payın kökü. bx eksi 2'yi 0 eşitlersem bak bx eksi 2'yi 0'a eşitlersem bx eşittir 2'den x eşittir 2 bölü b gelir. Şimdi iki tane ihtimalimiz var arkadaşlar. İki tane sayı doğrusu çiziyorum. Bir tanesinde eksi a'yı sol tarafa, 2 bölü b'yi sağ tarafa yazacağım. Bunları çok bitişik yazdım böyle kanki gibi oldular. Bir tanesinde de, bir tanesinde de eksi a'yı sağ tarafa yazacağım. 2 bölü b'yi sol tarafa yazacağım. Şimdi hangisi olacak acaba? Hangisi olacak? Şimdi arkadaşlar bakın dahil olan yukarıdan gelen yani eksi a. Eksi a dahil 2 bölü b değil, 2, b bölü, 2 bölü b değil, eksi a dahil. Bir kere ne ile başlarsa başlasın. Aralık çıkması için ya bura taranacak ya da bura taranacak. Bu taraflar taranamaz. O zaman sonsuzlu monsuzlu bir şey gelirdi. Bakın kapalı parantez sol tarafta. Kapalı parantezin solda olması lazım. Demek ki zaten sağdaki olmaz. Bu değil. Bu demek ki. Yani 1 eksi a'ya eşit olacak. Yani a eşittir eksi 1. 2 bölü b de 3'e eşit olacak. Yani 3 tane B eşittir 2 olacak. Yani B eşittir 2 bölü 3 olacak. Bize sorulan A eksi B. Yani eksi 1 eksi 2 bölü 3. Yani cevabımız eksi 5 bölü 3 çıkacak. Anlaştık mı? <laughs> İndim aşağıya. Eşitsizliğinin çözüm kümesi A ve B kapalı aralı olduğuna göre 1 bölü A artı 1 bölü B. Arkadaşlar bakın hiç eşitsizlik çözmeyeceğim. Hiç çözmeyeceğim. Abi burası sonuçta bir ikinci dereceden ee fonksiyon değil mi? Şimdi bu Bak A, B. Sonuçta bunu çözeceğim. Çözdükten sonra tablo yapacağım. Tabloya bu kökleri yerleştireceğim. Yerleş... Buna A'yı yerleştireceğim. Buna B'yi yerleştireceğim. Böyle indireceğim. Bunları çözüm kümesine dahil edeceğim. Artıyla başlayacağım. Negatif yerleri alacağım. Ve A, B kapalı aralığı diyeceğim. Zaten çok makul. Demek ki bu A ile bu B, bu denklemin neleri? Kökleri. Demek ki A bir kökü, B bir kökü. 1 bölü A artı 1 bölü B'yi soruyor. Payda eşitle bunu B ile bunu A ile Yukarısı A artı B olur. Aşağısı A çarpı B. Arkadaşlar A ve B bunların kökü ise A artı B yukarıdaki denklemin kökler toplamıdır. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan 4'tür. Kökler çarpımı C bölü A'dan 1'dir. 4 bölü 1'den sorumuzun cevabı 4 olarak bulunacaktır. Bu da güzel bir denklem eşitsizlik alakalı soruydu. Tabii ki eşitsizlik olarak verdi ama biz hiç eşitsizlik çözmeden direkt denklem olarak soruyu öldürdük. Çok güzel sorular vardı burada. Ben şuradaki 61. soruyu da yıldızlıyorum. Bu da gayet güzel bir soruydu. Karşınıza çıkabilecek nitelikte sorular arkadaşlar. Sınavda dediğim gibi 59'dan 61'den 60'tan hatta 59'la 60'dan çok daha basit eşitsizlik sorularının çıktığını hala hali hazırda çıktığını biliyoruz. O yüzden Efishinado testleri bile sizi öyle bir zirveye taşıyacak ki ki şu an bile eşitsizliği çok iyi biliyorsunuz. Hiç teklemeyeceksiniz. Eşitsizlikte çıkacak soruyu çat diye yapacaksınız. Benim zaten arkadaşlar sizlere AYT kampını yaparken ki hazırlarken ki anlatırken ki en büyük hedefim eşitsizlik falan yapın diye değil. Bunları zaten yapacaksınız. Denklem, eşitsizlik, karmaşık sayı, parabol, logaritma, dizi bunları zaten yapacaksınız. Polinom falan. Ben size asıl o trigonometri, limit, türev, integral buraları çok güzel öğretip bunları harika kullanarak orada çok güzel püf noktalarla asıl oraları anlatacağım size sağlam bir şekilde. Bunları da sağlam anlatıyorum da demek istediğimi anladınız siz. Bize sınav kazandıran LT'yi trigonometri. Hatta bu sene limit türev integral trigonometri ile ilgili, ilgili sadece bunlardan oluşan bir deneme kampımızda olacak. Onu da müjdesini şimdiden vermiş olayım canlarım. 26. günün birinci videosunu da tikledim ve hallettim. Bugünün ödevini söylemiştim size. T soru bankamızdan test 5 ve test 6. Şimdi soru bankamızdan güzel bir soruyu karşımıza getirelim ve ben size günün geleneği, kampın geleneği olarak çözeyim. Sonra da hayatımıza devam edelim. Olur mu? Hadi gel. Eşitsizlik test 5 soru 12. Çok fazla, çok sık ters köşenin olduğu bir soru arkadaşlar. Şimdi bir eşitsizlik e, vermiş bize. Diyor ki bunun çözüm kümesini aşağıda sana verdim. Buradaki bilinmeyenlerin arasındaki işaret ilişkisini de verdim. A artı B toplamında eksi 8 verdim. A eksi B eksi 4C. Şimdi bak bir kere tabloyu bir oluşturalım. Bx eksi a'yı sıfır eşit diyelim. Kök buluyoruz ya. Bx eksi a eşit sıfırdan bx eşittir a yapar. x eşittir a bölü b yapar. Peki. x eşittir a bölü b. Şimdi burası güzel. Bir de aşağıyı bulalım. X kare eksi C eşit sıfırdan. Karşı tarafa atarsam X kare eşittir C yapar. Şimdi dikkat edelim. C pozitif mi? Evet C pozitif. Negatif olsa kök gelmez diyecektim çünkü. Buradan X eşittir artı eksi kök C yapar. Yani sayı doğrusuna yerleştirirken şöyle yapacağım. Ne olduğunu bilmiyorum ama mesela kök C yazacağım buraya. Buraya eksi kök C yazacağım. Buraya da örneğin A bölü B yazacağım. Aralarında olduğu olup olmadığını bilmiyorum. Attım sadece. Ama bak güzel bir şey gördüm. Eksi 1 bölü 2'ye artı 1 bölü 2. Eksi kök C'ye artı kök C. Tamam. Kök C'nin ne olduğu belli oldu. Kök C eşittir 1 bölü 2. Buradan arkadaşlar C eşittir 1 bölü 4. C'yi bulduk. Güzel. Şimdi bak A bölü B'de 3'e eşit olmalı o zaman. Başka kök kalmadı çünkü eşitsizliğin çözümüne göre. Şimdi A bölü B'nin 3 olması çoğu şeyi değiştirir. 3 bölü 1 desem A'ya 3 B'ye 1 diyemezsin. Niye? Bir kere negatifler a ile b. Bir de toplamları eksi 8. Burada şöyle yapman lazım. a eşittir 3k, b eşittir 1k demen lazım. Bunların toplamı 4k yapar. Soru da 4k eksi 8 olarak verilmiş a ile b'nin toplamı. Buradan k eşittir eksi 2'dir. k eksi 2 ise o zaman a sayısı eksi 2 çarpı 3'ten eksi 6 yapacaktır. b sayısı da eksi 2 k, e, b eşittir k olduğu için k da eksi olduğu için eksi 2 olduğu için eksi 2 yapacak. Şimdi bakalım a eksi 6 Eksi b yani eksi eksi 2'den artı 2. Eksi 4 çarpı c. C de zaten 1 bölü 4. Bu 4'ler birbirine götürdü. Yani eksi 6 artı 2 eksi 1. Eksi 4 eksi 1 daha cevabımız eksi 5. Yani a şıkkı olacaktır. Gayet güzel. Hem oran orantı kullanılıyor. Hem köklü denklem kullanılıyor. Hem dikkat ölçen bir soru. Niye dikkat ölçen biliyor musun? Yanlışlıkla c'yi burada gidip 1 bölü 2 alırsan. Bu sefer eksi 6 artı 2 eksi 4 çarpı 1 bölü 2'den. Bunlar birbirini götürür. Burası eksi 2 artı 2'den gider. Eksi 6. Eksi 6 bulursun. Patlarsın. Tamam mı? Sonra gidip de A'yı 3 B'yi 1 alırsan şıklarda eksi 4 çıkıyor. Eksi 4 çıkar. Şıklarda da eksi 4 var. Orada da patlarsın. O yüzden çok dikkat etmen gerekiyor. Zaten AYT arkadaşlar AYT'nin işlem kısmı ÖSYM'nin böyle adımlarını tek tek izlediği. Yani buralarda öğrenciler tongaya düşebilirler, tuzağa düşebilirler falan diye sizlere böyle soruların içerisinde bu bir tuzakları kurdukları bir alandır. O yüzden çok dikkat edeceksiniz. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Uyanık olacaksınız. Yapabileceğiniz soruyu sırf dikkatsizlik yüzünden boş geçmeyeceksiniz. Tamam mı? Hadi bakalım. 26. günün birinci videosunu bitirdik. 26. günün ikinci videosunda eşitsizliklerin temel tanım testini yani konu kısmını da halletmiş olacağız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Seviyorum sizi.